Evimin tadilatı sırasında değiştirmediğim şeylerden bir tanesi de bu oturma odasındaki klimaydı. Şimdi pat diye bozuldu, arıza yaptı. Tamirci çağırdım, bayağı bir yüksek fiyat verdi. Artık bunun da miyatı doldu diye düşündüm. Yaklaşık 18-19 yıl önce Denizli'de otururken almıştım bunu. Şimdi artık mecburen değiştirmek zorunda kalacağım. Az önce bir ikinci el mağazası buldum internetten. Gelip biraz sonra bunu söküp götürecekler. Klimayı alıp götürdüler. Sadece bana kalan şu etrafta gördüğünüz pislikler ve şu iki adet kalem pil. Bunlar da kumandanın pilleriydi. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Aslında ben bugün yine şöyle günlük bir vlog hazırlamak istemiştim. Ancak neye niyet neye kısmet olmadı. Sebebini anlatayım size. Bizim yaklaşık bir 15-20 gündür binamıza elektrik problemimiz var. Pat diye elektriklerimiz gidiyor. Elektrikçi çağırdık 2 defa, 3 defa. Geçici bir çözüm buldu ancak muhtemelen bu ana sigortanın olduğu bölüm komple değişmesi gerekiyormuş. Her neyse, durum böyle olunca apartman sakinleri, bizim çatımızda çok güzel bir kamelyamız var, orada toplantı düzenlediklerini belirttiler. Tabii ben de dahil oldum. Yaklaşık 2 saat boyunca işte apartmanda yapılması gerekenler konuşuldu. Sonrasında muhabbet öyle güzeldi ki, benim komşularım çok iyiler, sağ olsunlar, çok şanslıyım o konuda. 2 saat kadar da muhabbetimiz sürdü derken 4 saat sonra aşağı inebildim. Oldukça da geç olduğunu gördüm. Ne yapabilirim diye düşünürken laptopumu kurcaladım. Laptopumda klimamla alakalı çok kısa bir video çekmişim. Klimamı değiştirdim. Bu arada klimamın hikayesini bir anlatayım size. Yaklaşık 17-18 yıl önce ben o klimamı, işte Beko'nun ne kliması? A+. O dönemlerde inverter yoktu. Inverter, doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama onu almıştım. Çok da memnun kaldım. Uzun yıllar kullandım. Daha sonra işte Antalya'da diğer evime taşıdım onu. Oradan da buraya taşıdım. Biliyorsunuz evimi tadilata soktum. Klimayı değiştirip değiştirmeme konusunda da epeyce bir düşünmüştüm. Hani diğer odalara da klima taktırdım. Bunu da mı değiştirsem diye. Ama çalışan bir klima. Niye değiştirip masrafa gireyim ki diye düşündüm daha sonrasında ve değiştirmemeye karar verdim. Bu da kış ortasında pat diye bozuldu. Klimam çalışıyordu, üfleme yapıyordu ancak ne sıcak ne soğuk üflemiyordu. Hal böyle olunca artık anladım ki bunun tamamen gerçekten miyatı dolmuş, klima araştırmalarına girmeye başladım. Önceki YouTube'da epeyce bir video baktım ama hiçbir Allah'ın kulu girip de çıkıp da dememiş ki ben şu klimayı kullanıyordum, arıza yaptı da şu klimayı aldım, çok memnunum. Böyle olunca işim biraz zorlaştı. En azından dedim ben böyle bir video çekeyim, belki klima almak isteyen arkadaşlara öncü olabilirim. Her neyse, bu eski klimayı da elimden tabii ki çıkarmam gerekiyordu. Oturdum internetin başına, 3-4 tane kullanılmış eşyacı buldum. İlk aradığım kişi şöyle söyledi. Tabii kaç yıllık olduğunu soruyorlar, 17-18 yıllık dediğim zaman biz onu alıp da satamayız. O yüzden yani bir 10 yılın üzerinde klimaları almadıklarını belirtti ve bütün müşteriler artık kullanılmış da olsa inverter klima istiyormuş. Ne güzel. İkinci konuştuğum kişi de aynı şeyi belirtti. Üçüncü konuştuğum kişi elemanlarını göndereceğini, işte fiyatla da anlaştık, klimayı alabileceğini belirttiler. En azından içindeki diğer aksamları kullanabiliriz dediler ve iki tane genç arkadaş geldi. Klimaya baktılar. Evet, gerçekten yeni görünüyor. Zaten siz de göreceksiniz bunu. Fakat balkona çıkıp motorunu açtıklarında bir şokla karşılaştılar. Çünkü motoru gitmiş. Hal böyle olunca genç arkadaş hemen patronunu aradı. Patronu kısa bir video istedi. Genç arkadaş videoyu çekti, gönderdi. Patronunun söylediği şey, bu klimayı olduğu gibi bırakın, sökmenize gerek yok. Klimanın motoru gitmiş, biz bu klimayla herhangi bir şekilde başlangıç yapamayız dedi ve genç arkadaşlar motorunu tekrar kapattılar. Ay ben nasıl üzüldüm, en azından bundan kurtulsaydım, yani bu eski klimadan kurtulsaydım, motoru zaten çok ağır. Ha tamam, belki yeni aldığım klima servisi geldiğinde onları söküp gidebilirdi ama bu bir meşgale olacaktı benim için. Sonrasında bu genç arkadaş şöyle bir teklif yaptı bana.
abla ben bu klimayı alayım. Bunun işte içeriye bakan bu bölümü gayet yeni. Benim evdeki klimam çok iyi değildi. Ben bunu onunla değiştiririm ama bir 150 liraya anlaşalım mı? Hemen anlaştık. İşte söktüler klimayı ama onlar götürmeden önce de tabii ki onlara bir danışmak istedim. Bana klima önerisi yapabilir misiniz diye. Abla imkanın varsa Daikin, Toshiba ve bir marka daha söylediler. Ay o markanın da ismi şimdi aklıma gelmiyor. Bir marka önerisi daha yaptılar. Bu üç klima Türkiye'de şu anda klimaların Mercedes'i dediler. Tabi bu benim hemen böyle aklımın bir köşesinde kaldı. Ben de özellikle Daikin'in üzerinde durmaya başladım. Bir tane klima buldum internetten. Daikin'in bir kliması. Fiyatını da söyleyeyim size. 18.000 TL'ydi. Bu klima üzerinde durdum, dedim acaba taksitle mi alsam? Hani almışken iyisi mi olsun? Epeyce bir düşündükten sonra, üzerine de uyuduktan sonra yine aynı sayfada Daikin'in farklı bir klimasını buldum. Şimdi yıllar önce ben bu Beko'nun klimasını aldığım dönemlerde satıcılar eve expert gönderiyorlardı. İşte pencere sayınız ne kadar, odanın genişliği kaç metrekare, ona göre kendileri bir klima önerisinde bulunuyorlardı. O dönemde bana 24'lük önermişlerdi. Çünkü benim Denizli'deki oturma odam da oldukça büyüktü ve bir balkonum vardı. Orayı kış balkonuna haline getirmiştim. Orada kapıyı da kaldırmıştım. Haliyle o klima bana orada yetmişti. Tabii ki burada da odam oldukça büyük. Burada da yine bir kış balkonum var. Haliyle 24'lük bir klima olması gerekiyordu. Yine o söylediğim gibi aynı sayfadan Daikin'in çok güzel bir klimasını buldum. Hemen CC'lerini aldım ve Ünal'a gönderdim. Ünal elektronik beyaz eşya satan bir arkadaşına göndermiş ve arkadaşının söylediği şey kesinlikle kaçırmasın. Çok uygun fiyatı. Yani biz bu dükkanımızda bile bu fiyattan Daikin'in bu serisini satamayız. Gerçekten uygun, kaçırmasın dediği anda ben hemen klimayı zaten aldım. Klimanın gelme sürecini de anlatmak istiyorum size. Klima N11'den aldım bu arada. Zaten linkini de bu videonun altına bırakacağım biraz sonra. Bir ay sonra geldi. Epeyce bir geç geldi. Hatta 4-5 defa aradım ama onların da elinde olmayan sebeplerden olduğundan bahsettiler. Her neyse nihayet klimam geldi. Ancak servis inanılmaz temiz çalışıyordu. Bunu da söyleyeyim. Bir tanesi işte zaten delmeye de gerek yoktu. Benim orada bir delik vardı. Görmüşsünüzdür. Ama gerçek manada temiz çalıştılar. Elektrik süpürge istediler. Evimin hemen o bölümünü falan süpürdüler. Teşekkür ediyorum bu arada Daikin'in servisine. Çünkü benim için servis gerçekten çok önemli. Kimin için önemli değil ki. Şimdi klimayı elim alıp tabii ki klimayı değil kamerayı alayım ben elime en iyisi. Size yeni klimamı göstereceğim. Link bırakacağım. Şu anda aktif, yani fiyatın ne olduğunu bilmiyorum. Oradan zaten fiyatını da görebilirsiniz. Ayrıca bir şey daha belirtmek istemiştim ben. Neyi anlatacaktım? Ha evet, en son BİM'e gitmiştim. BİM alışverişim vardı. Artık geç olduğu için o BİM alışverişimi de bu videoma dahil edeyim. Biliyorum ki siz alışveriş videolarını seviyorsunuz. Daha sonrasında da mutfağa geçeceğim ve yemek yapacağım. Sonra da videomu bitiririz. Klimayı göstermeden önce hemen size yine de ben fiyatını bir vereyim istedim. 5000 TL kusurdu. Ya kusuratını gerçekten hatırlamıyorum. Ama linki tıkladığınız zaman muhtemelen görebileceksiniz fiyatını da. Ayrıca aldığım günden bugüne ısıtmasında herhangi bir problem yok. Soğutmasında problem yok. Ve oldukça sessiz çalışan bir klima. Haricinde elektrik faturamda da bir nebze de olsa olsun düşüş oldu. Bir de şey diyorum, iyi ki o 18.000 TL'lik olan klimasını alıp da borçlanmadım diye düşünüyorum. Yani gerçekten memnunum. Yeni klima alacak olan kişilere de bu klimayı öneriyorum. Şimdi artık klimayı gösterebilirim size. Yani klimayı şöyle bir çalıştırırken de size göstermek istedim ne kadar ses yaptığını duyabilin diye. Şöyle tanıştırayım sizi yeni klimamla. Bu Daikin'in Dailux serisinden. Fark ediyorsunuz zaten önceki klimama nazaran biraz daha kısa bu. Kısa olduğu için de şurada bir boşluk kaldı. Eski klimam burayı tamamıyla dolduruyordu. Dijital orada gördüğünüz zaten sayacı var.
Görüntü itibariyle şu şekilde. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Gerçekten iyi ki bunu almışım dedim. Ayrıca kumandası da şöyle gözüküyor ve bu kumanda için ortalıkta çok fazla gezmesini istemediğimden şu yeşil dolabımın arkasına da buna bir yuva yaptırdım. En azından ihtiyacımız olduğunda kolaylıkla buradan bulabilelim istediğim için. Bugün biliyorsunuz Migros'tan ve BİM'den alışveriş yaptım. Migros'u bir önceki videomda paylaştım. Bugün de BİM'den aldıklarımı sizinle paylaşayım dedim. Aslında aynı gün çekiyorum ama olsun. Diğer alışverişim yaklaşık olarak 5-6 dakika sürmüştü. Hemen şunları da göstereyim size. Getirdim bunları. Yaklaşık olarak 3 saat kadar balkonda beklettim. Dondurucuya girecek olanları hemen derhal ayırıp silip dondurucuya koydum. Daha sonrakileri de içeriye aldım. Tek tek hepsini dezenfekte ettim. Domestos'u sildim. Buraya bıraktım. Masanın üzerine kurudular. Hemen size bunları da bir göstereyim neler almışım diye. Merak edebilirsiniz. 281 lira 55 kuruş tutmuş BİM'den aldıklarım. Şu fişini hemen şöyle şuraya bırakayım. Bilmiyorum izliyor musunuz? Survivor'ı izliyor benim kızlarım. Orada Cemalcan, ah Cemalcan, bebe bisküvisi dedin çocuklarımın canını hissettim. Bugün BİM'den onun için şöyle bebe bisküvisi aldım. Bunları hemen şöyle bir kenara bırakayım. Yine sandviç yapmak için sandviç ekmeği aldım. Süzme yoğurt aldım. Yoğurtsuz hayat düşünemiyorum. Bunlardan yaklaşık kaç tane almışım? 5 tane yoğurt almışım. Yoğurdu gerçekten çok seviyorum. Her öğün olsun, her öğün yoğurt yiyebilirim. Abartmıyorum. Geçenlerde yine Zara reklamlarda görmüş. Anne Pringles dedi. Dayanamadım. Onun için Pringles aldım. Böyle 2 tane. Afiyetle artık film seyrederken falan yeriz hep beraber. Yumurta Migros'ta kalmamıştı. O sebeple BİM'den aldım. Böyle. Bunlardan 2 adet aldım. Bunların 30'luları da kalmamıştı. Hemen şöyle kenara bırakayım. Tabii eldiven çok ihtiyacımız oluyor artık. Eldivene. Şöyle 10 adet eldiven aldım. Bizim var evde ama bitebilir diye düşündüm. Yine Migros'tan da böyle 2 tane süt aldım. Süt çok fazla tüketiyoruz. İşte tatlı yapıyorum. Tatlı da tüketiyoruz. Kahvaltılık şöyle zeytin aldım. Yeşil zeytin. Ben kendim yeşil zeytini çok seviyorum. Çok sevdiğim için yeşil tercih ettim. Siyah zeytin biraz bana tuzlu geliyor açıkçası. Şimdi kozmetik mağazalarına da gitmek istemediğim için 2 tane makyaj temizlemek için böyle makyaj temizleme petleri aldım. Bunları da şöyle atalım. Kuru nanem çok az kalmıştı. 2 tane kuru nane aldım. Salatalık turşusu. Fıçı markalı. Çok seviyorum bunu da. Zeytini göstermiştim zannedersem. Bir tane bulaşık deterjanı aldım. Fairy. Biliyorsunuz ben bunu kullanıyorum. Bunu da hemen şöyle kenara alalım. Barbunya konserveleri aldım. 4 tane. Bunlar da kilerde dursun. Oldu. Yemek olmadığı zaman, çok acıktıkları zaman çocuklar iyi oluyor. Açıyorlar ve yiyorlar. Şöyle. Zara çok seviyor. Onun için böyle bir fındık ezmesi aldım. Fındık ezmesi miydi? Evet. Fındık ezmesi. Yok. Fındık kremasıymış. Daha sonra koyun yoğurdu. Bilmiyorum sever misiniz? Ben koyun yoğurdunu, koyun peynirini çok severim. O sebeple bir tane de koyun peyniri aldım. Pardon. Evet, koyun peyniri. Frekanslar karıştı. Bayağı bir yordu beni çünkü bugünkü alışverişim. Bunların hepsini sırtımda getirdim. Sırt çantamda ve normal bez çantalarda gerçekten beni mahvetti. 2 tane de şöyle tombul salam aldım. Ve aldıklarım bu kadar. Şimdi bir de bunları yerleştireyim. Daha sonra bakalım neler yapacağız. Salatam hazır. Hemen şunu kenara alayım da yemeğime başlayayım bir an önce. Salatamı hazırladım. Bir de yanında dün geceden çıkarmıştım ben bunu. Şöyle pirzola vardı dondurucuda. Buzu çözülmüş. Bunu biraz sonra ocakta tavada pişireceğim. Bu arada ben tavamdan da bahsedeyim size.
Ben uzun bir süre şey istedim, bu döküm tavalar var ya, onlardan almayı istemiştim. Daha sonra epeyce bir araştırdıktan sonra Tefal'in bu ızgarasını gördüm ve bir yıl önce falan bunu edindim. İnanılmaz güzel, aklınızda olsun, gerçek manada profesyonel. Doğru ismini vermek için size hemen şuradan not aldım, okuyayım. Unutuyorum ismini. Tefal Titanyum Ekspertize ızgara bunun ismi. Gerçekten çok güzel. Hem ağır değil, hem de işte elektrikli ızgaramı açmak istemediğim zaman bu benim kurtarıcım oldu. Ocağın üzerinde iyice, iyice ama iyice kızdıktan sonra etinizi, tavuğunuzu, kanadınızı, işte sebzenizi ızgara yapabiliyorsunuz. İnanılmaz rahatmış. Şimdi kullanırken de göreceksiniz zaten. Ben bunu hemen bir ocağımı açıp koyayım, kızmaya başlasın. Görüntüsü nasıl diye bakıyorum. Benim mutfağım da ince ve uzun olduğu için bu görüntü alma konusunda biraz sıkıntılı. Şimdi biraz yağ belki kullanırım. Şuradan zeytinyağımı alayım. Bu arada evde video çekmek dışarıda bu tatil vloglarından daha zor. Onu anladım. Gerçekten bunu başaran arkadaşları tebrik ediyorum. Çünkü benim evim, ben zaten evi alırken özellikle güneş fazla görsün istemedim. Antalya yani çok sıcak. Sıcak olduğu için de güneş görmeyen bir ev olsun, yazın sıcaktan duramayız diye düşündüm. Evet, o konuda gerçekten doğru yaptım ama şimdi YouTube videoları hazırlayacak olunca sıkıntı yaşıyorum. Ben videolara başladıktan sonra şu evimde gördüğünüz bütün tepe aydınlatmalarını, önceden normalde sarı ışık kullanıyordum, hepsini beyaz yaptım ki size daha iyi görüntü vermek için, inanın çok masraf ettim. Ayrıca koridorumda şurada şu anda normal ışığı yakmışım, led vardı. O ledden de çok böyle verim alamadım. Özellikle kameralarda inanılmaz kötü çıkıyordu. Oralara tekrar elektrik tesisatı döşetip, daha doğrusu yeni yeni ampuller, spotlar taktırdım ki size daha iyi görüntü vereyim, bileyim diye. Görüyor musunuz? Çok emek verdim. Gerçekten çok emek verdim. Şimdi tavam kızmaya başlıyor. Yağ kullanmamak da aslında çok da emin değilim ama biraz yine de şöyle gezdireceğim. Aslında bu pirzolanın üstünden de gezdirebilirdim. Ancak neyse, artık bu şekilde yapacağım. İyice tava kızdıktan sonra pirzolalarımı koyacağım. Ondan sonra salatayla yiyeceğiz. Kızlara sordum, ek bir şey istiyor musunuz yanında diye. Hayır anne, bugün protein ağırlıklı olsun dediler. Çünkü bizim evde herkes kilosuna dikkat ediyor. Çok böyle abur 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 cubur yemiyoruz. Başlayayım artık, yapayım ben. Pirzolamı yavaş yavaş koymaya başlayacağım ama biraz daha ısınması gerekiyor. Artık burada sonlandırıyorum. Çok açım, bir an önce oturup yemeğimi yemek istiyorum. Daha sonrasında da bu videomu hemen editleyeceğim ve sizinle paylaşacağım. Ayrıca bu Tefal'in tavasından bahsettim. Onun da linkini bulabilirsem videonun açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan göz atabilirsiniz. Ben şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Lütfen bana destek olmak adına videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.